Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda sizlere yaptığımız uygulamanın iOS için çıktısı nasıl alınır onu adım adım anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Apple bir telefon için bir uygulamayı yapmak için kesinlikle Unity'nin Mac bir bilgisayarda kurulması gerekiyor. Ne yazık ki Windows kullanıcıları iOS için uygulama yapamıyor. Bunun için dediğim gibi Mac bir bilgisayar gerekiyor. Bunun için File, Build Settings'e gidiyoruz. Öncelikli olarak şunu da söyleyeyim yine. Var olan ekranı buraya eklemek gerekiyor. Fakat ilk önce bir iOS'a geçiş yapalım. Buradan iOS'a tıklıyorum. Switch Platform diyorum. Eğer iOS gözükmüyorsa yine şuradan yine göstereyim size. Unity Hub'da bizim kullandığımız versiyon 2021.6. Şuradan Install'larda 1.6'ya gidip şuradan Add Modül'den iOS Build Support'u tıklayıp Done demek gerekiyor. Ve bu şekilde iOS için de hazırlığı yapmak gerekiyor. Şu an evet iOS'a geçiş yaptık. Buradan Player Settings'e geçiyoruz. Ve buraya geldik. Şimdi uygulamada burada bunun yok olduğunu düşünelim. Player'de. Şöyle buradan Select diyerek daha önceki Android Studio'da da Android için anlatmıştığım kısımda da hatırlattığım üzere buraya bir tane resim almak gerekiyor. Bunun için de yine Unity Developer sayfasından ilgili fotoğrafı çekip ve istediğimiz farklı bir resmi alıp bunu çek bırak yöntemiyle buraya getirmek gerekiyor. Fakat şunu da bir vurgulamak istiyorum. Şimdi bu resim bazen PNG olabilir ve buna göre de arka planı saydam olabilir. Onu olduğu gibi PNG özelliğiyle almak istiyorsak şuradan texture type'ını Sprite 2D and UI deyip buna göre apply dememiz gerekiyor. Böyle yaparsak buradaki arka planda dediğim gibi yuvarlak PNG formatta, yani sadece dairesel düşünün, arka plan gözükmüyor gibi düşündüğünüzde bu haliyle orijinal halini almış olabiliriz. Ve bunu sürükle bırak yöntemiyle bu player settings kısmında şuraya, şöyle göstereyim, şuraya bırakıyoruz. Uygulamamızın ikonu bu oldu. Gelelim buraya, company name. Sizin kendi kullanıcı adınız olabilir. iOS Developer'daki hesabınızdaki isminiz olabilir. Ve ona göre bunu yazıyorsunuz. Ve ürünün ismini de buraya yazıyorsunuz. Product name. Burada boşluk bırakarak gerçekten, yani uygulama yüklenince ekranda ne görünmesini istiyorsanız bunu yazabilirsiniz. Daha sonra aşağı gelelim. Resolution and Presentation kısmına geliyoruz. Default Orientation'ı burada biraz önceki videoda Android'de anlattığım için onun bilgileri burada kalmış. Bu otorizasyondaydı. Bunu tıklayıp burada landscape left, yani yan olarak left ve right diyebilirsiniz. Daha sonra buraya gelelim. Şunlara dokunmuyoruz. Other settings'e gidiyoruz. Burası önemli. Bakın projenin ismi burada gözüküyor. Pardon. Burada gözüküyor. Com NSPot Barbarian yukarıdakiyle uyumlu bir şekilde. Ve aşağı doğru geliyoruz. Burada minimum target versiyonu kaç olsun? 11 falan da yazabilirsiniz. Ben burada mesela 12 yazdım. 50 yazıyorum. Ve aşağı doğru geliyoruz. Bunları bu şekilde yaptık diyelim. Ve bunu kapatıyoruz. Daha sonra bunu yaptıktan sonra file tekrardan build and run'ı tıklıyoruz. Ve bunu yaptıktan sonra şunu vurgulamak istiyorum. Uygulama Android'de hatırlarsanız build dediğimizde hemen APK yapıyordu. Uygulamayı çalıştırabilmek için ve diğer ayarlar devam ettirebilmek için Xcode'un bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor. Xcode da yüklü değilse Apple Store'a gidelim. Ki büyük ihtimalle MacBook kullanıyorsanız Xcode vardır. Buradan Xcode yazıyoruz. Bakın Xcode geldi. Buradan update istiyorsa, update gerekiyorsa update yapıyoruz. Yoksa install, yani dediğim gibi zaten MacBook kullanıyorsanız Xcode büyük ihtimal sizde yüklüdür. Ve bunu yaptıktan sonra bakın hemen ne oldu? Hemen Xcode da açıldı bu. Burada çok önemli bazı şeyleri vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Proje açıldıktan sonra şöyle şuraya tıklıyorum. Bakın şu dosya amblemini tıklıyorum. Ve buradan en baştaki kısmı tıklıyorum. Daha sonra General'da ya tıklarsanız bakın burada hatırlarsanız Landscape Right Left diye ayar vardı. Onu burada yapmış. Bakın projemizin ismi burada gözüküyor. Bu bilgiler burada gözüküyor. Şurada Signing Capabilities çok önemli arkadaşlar. Burayı tıkladığımızda şöyle bakalım. Şimdi tıkladığımızda normalde bu None'dır.
arkadaşlar. Şu otomatik ile Manage Signing tıklayalım. None'da sizin Apple Developer ID'niz yoksa buradan Add an Account diyerek, bakın Apple için bir ID oluşturup Create Apple ID diyerek gerekli kullanıcı adı şifreyi girerek, bunu cancel diyeyim. Girerek şuradaki ID'yi oluşturduktan sonra o bilgilerle giriş yapmanız gerekiyor. Ve bunu yaptıktan sonra bakın burayı ayarladıktan sonra buradan Build Successful diyor. Evet, buradan Run'a bastığımızda kendi telefonunuza buradan tanıtılmışsa telefonu tıklayıp Run'a bastığımızda şu an cep telefonum bağlı değil. Şunu gösteriyorum hemen size. Ben kayda aldım bunun için. Bağladığınızda bakın şu şekilde uygulama açılıyor. Şöyle bir donma olay var herhalde. Evet, bakın. Burada bir kayıt açıyorum ben şimdi. Bakın resmi hemen açtım ve anında gördüğünüz gibi Barbarian animasyonu başladı. Bu şekilde uygulamayı kaydedip iOS bir Apple telefonunuza çalıştırabilirsiniz. Umarım konu anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.